Beşvet'in katkılarıyla Maziden İstikbali programı başlıyor. Merhaba sevgili seyirciler. Kocaeli'mizin en genç televizyonu TV 262 ekranında yine sizlerle birlikteyiz. Maziden İstikbali programımız. Yine programımızda bugün çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir kardeşimi konuk ettim sevgili seyirciler ama bu kardeşimin tabiri caizse bir elinde, bir kucağında birden fazla karpuz taşıyan ama hepsini de başarıyla götüren bir kardeşim. Bu kardeşim benim için bir özelliği de var. Hizmet çalışmalarını, daha doğrusu vakıf çalışmalarını Kocaeli'de ilk gördüğüm, ilk öğrendiğim kardeşimdir benim. Yaşı benden küçüktür ama ondan zamanında çok şeyler öğrendik. Ve ondan aldığımız bilgilerle de güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Birazdan zaten kendisiyle de konuşacağız ama şu an çok güzel bir görev aldı kardeşimiz. Birazdan onu da ne zaman başladı, nasıl başladı öğreneceğiz kendisinden. Ben programa başlamadan önce bize bu programda katkısı olan Keşfet Et Lokantası'na çok teşekkür ediyoruz. Verdiği desteklerden dolayı yine 60 Evler Harikalar sahilinde Say Marina Cafe'ye programımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve bizim programımızın değişmeyen kitap tavsiyesi Divan Yolu dergimiz. Biliyorsunuz Divan Yolu derginin abonelik kampanyaları başladı sevgili seyirciler. Her zaman söylediğim gibi zannediyorum bu ay 25. istasyon çıkacak. Fakat arkadaşlarımız şöyle bir güzel bir kampanya başlatmışlar. Dergiye abone olan tüm okurlara güzel bir armağan serisi var. Şöyle ki mesela çok özel bir duvar takvimi 2016 yılını hediye ediyorlar. Hemen arkasından Mustafa Necati Özfatro'nun Filistin ve İsrail ekseninde Orta Doğu adlı kitabını hediye edecekler. Yine emekli müftülerimizden Sayın Hasan Yavaş hocamızın Rehber İlmihalini hediye ediyorlar. Ve son olarak da Sadık Söz Tutan gazeteci bir büyüğümüzün Gözyaşımdan Çeyiz Yaptım adlı eserinde abone olan herkese hediye edecekler sevgili seyirciler. Evet, şimdi hemen konuğuma geçiyorum. Bugünkü sevgili konuğum dediğim gibi yıllarca bu çalışmalara emek vermiş ama hiçbir zaman ön planda görünmemiş. Arkalarda görünmeyen kahramanlardan biri Turan Özkalas. Turancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Hamdolsun. Turancığım ben önce çok teşekkür ediyorum. Davetimi kabul ettin. Programa katıldın. Az önce seni anons ederken böyle bıyık altından sinsi sinsi demeyeyim de böyle bir mütevazi bir tebessümünle güldün ama ben hiç abartmadım. Yani hakikaten Kocaeli Milli Gençlik Vakfı'nın ilk çalışma dönemlerinde biz de dahil olduğun zaman benim ilk tanıdığım insan sensin vakıftaki çalışma. O zaman herhalde vakıf müdürlüğünü yapıyordun. Evet. Sen farkında değilsin ama biz seni izledik. Estağfurullah. Ne yapıyorsan onu yapmaya başladık. Sonra da senin desteklerinle güzel çalışmalar oldu. O günden beri biliyorum seni, ayrı bir hayranlığımız var sana hizmetlerinden dolayı ama hiçbir zaman bugüne kadar hiç ön plana çıkmadım. Bu program bir formatı da o. Kocaeli'de çivi çakmış, taş koymuş herkesi çıkartıyoruz ama hiçbir zaman ön planda olmayanları. Şimdi sen de Can Suyu Derneği'nin Kocaeli temsilciliğin sen de. İtfaiyeciler Derneği'nde yönetimdesin. Evet. Aynı zamanda itfaiye erisin. Evet. Rütbeni doğru söylüyorum değil mi? Doğru. İtfaiye erisin. Evet. Yani itfaiye erliğinde bile yine bir hizmet aşkıyla yapıyorsun. Bunun dışında da Anadolu Gençlik Derneği'nin gönüllü çalışanısın. Allah yar ve yardımcın olsun sevgili Turan. Turancığım önce seni bir tanıyalım. Daha sonra Can Suyu ile ilgili görüntülere gireceğiz ama önce seni bir tanıyalım. Turan Özkalas kimdir? Böyle bir programda gerek şahsıma gerek kurum adına bizi misafir ettiğiniz için öncelikle ben teşekkür ediyorum. Açılışta dillendirmiş olduğunuz cümlelere pek alışık değiliz yani. O manada Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Bir de öldürmeden hakkını verelim istedik. Cenab-ı evet. Allah'a şükrediyoruz inşallah. Yani bizden kaynaklanan bir şey değil. Cenab-ı Allah'ın nasip etmesiyle oluyor birçok şey. Eyvallah. Biz buna iman etmişiz. O düstur üzerine devam ediyoruz. Cenab-ı Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Amin. Yapmış Amin. Olduğumuz işleri biz hayır niyetiyle, millete faydalı olsun niyetiyle yapıyoruz. İnşallah bu konuda Cenab-ı Allah emeklerimizi zayi etmesin. Etmez inşallah. Ben 1976 yılında İzmit'e geldim.
Daha doğrusu babam gelmiş. Biz 6 yaşındaydık o zaman. Asıl yerimiz neresiydi? Şehrim. Ben aslen Bolu Göynüklüyüm. Bolu Göynüklüsün, evet. Aslen Bolu Göynüklüyüm. 1976 yılında İzmir'e geldim. Akşemsettin'in hemşerisiyim diyor. Evet, yani. Akşemsettin'den evet. Doğamız var. Evet. Yani birçok şeyi bağladığımız zaman, işte gerek eskiye baktığımız zaman, gerek günümüzde olan şeylere baktığımız zaman, hayır duanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu belki bizim üzerimize bir hayır dua yapmış olduğumuz hizmetler, işler. Yani ilgilendiğim işler hep insanlara faydalı olan, yardımcı olan işler noktasındaydı. İşte itfaiyecilik yapıyorum. Yine gönüllü olarak yapmış olduğumuz dernek çalışmaları ve diğer çalışmalarla eşdeğer bir işte bize meslek oldu. Evet, Cenab-ı Allah böyle evet. Bir şey nasip etti. Çok şükür, çok şükür. Duran devam edecek misin? İzmit'e geldikten sonra İzmit'te Memecik İlköğretim Okulu'nda okudum. Evet. Yeni doğumda. Daha sonra İzmit Tıp Lisesi'ne kayıt oldum. İzmit Tıp Lisesi'nden de mezun oldum. Daha sonra bir ara eğitim hayatımıza ara verdik. En son olarak da İşletme Fakültesi mezunu olarak eğitimimize ayarladık. Çok şükür. Onu daha yatsız hallettik diyorsun. Evet. Allah kolaylıklar versin. Evet. Sevgili seyirciler, isterseniz Can Suyun'u tanıtmaya başlamadan önce kısa bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Ondan sonra Turan Bey'le sohbetimize devam edeceğiz. Onlar açken sen tok yatabilir misin? Yetimi, yoksulu, düşkünü, çaresizi, kimsesizi, mazlumu görmezden gelebilir misin? Gözlerini sana dikmiş bakarken rahat uyuyabilir misin? Peki ya bana ne diyebilir misin? Öyleyse hadi. Can Suyu onlarla senin aranda kardeşlik köprüsü kuruyor. Çünkü sen onları bulamayabilirsin. Çünkü aramakla bulunmaz. Ancak yine de bulanlar arayanlardır. Biz arıyor, araştırıyor ve buluyoruz. Seni onlara, onları sana kavuşturuyoruz. La tense, don't forget, unutma. Unutmamak zihinsel bir eylem değil, vicdani bir eylemdir. Mazlumu, yetimi, kimsesizi unutma. Unutmaman gerektiğini de unutma. Unutmak bir kötü alışkanlıktır. Unutursan unutulursun. İstersen unut ya da unut istersen. Unutulmayanlar unutmayanlardır. Ardında kalıcı ve güzel izler bırakanlardır. Onlar muhtaçlar. Peki ya sen? Muhtaç olmadığını mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Sen de muhtaçsın. Onlar yardıma muhtaç, sen de yardım etmeye. Geç kalma. Muhtaca, yetime, mazluma karşı sorumluluğunu yerine getirmekte geç kalma. Bir gün bile geç kalmanın, kim bilir kaç insanın açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan hayatına mal olabileceğini bilmende yarar var. Bilmiyor idiysen bile artık biliyorsun. İyi düşün. Geç kalmamak için hala vaktin var. Ağlayan bir çocuk gördüğünde ne yaparsın? Ya evine ekmek götüremediği için ağlayan bir baba? Yavruları gözlerinin önünde erirken elinden hiçbir şey gelmediği için ağlayan bir anne? Görünce ne yaparsın? Onlar ağlarken sen gülebilir misin? Ağlamak istersen bize uğra. Biz de seni günlerce,
hatta aylarca ağlatmaya yetecek kadar görüntü var. Yalnız dikkat et, lokmaların boğazında düğümlenmesin. Ağlamak onların sorunlarını çözmeye yetmiyor. Yoksula, yetime, mazluma can suyu olmak gerekiyor. Can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır. Evet sevgili seyircilerimiz, görüntüleri izlediniz. Can Suyu Derneği'nin nerelerde nasıl hizmet ettiğini, birazdan zaten dünyanın kaç ülkesine ulaştıklarını, şu ana kadar kaç yıl ulaştıklarını, belki istatistik olarak Turan Bey'de vardır, onları zaten bilgisini alacağız ama Turan Bey, bu çalışmaya ne zaman başladınız? Yani Can Suyu Derneği manası çok eski olmayan bir kurum evet, diye biliyorum. Doğru. Yeni ama kısa zamanda çok mesafe kat etmiş bir kurum. Evet. Ne zaman başladı Can Suyu çalışması? Can Suyu Yardımlaşma Dayanışma Derneği 31 Ağustos 2005 tarihinde. 2005, evet. 2005 tarihinde. Yani yaklaşık 11 yıl oldu. 11. yılın içerisindeyiz. Ama baktığımız zaman 10 yıldan beri bu coğrafyada ve dünyadaki birçok bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Can Suyu Derneği'nin kuruluşunda Allah rahmet eylesin, Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın çok fazla emeği var. Her zaman güzel bir işte, güzel bir imza. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet. Bunu derneğin kuruluş aşaması da hem kendisinin dahli hem de büyük bir Pakistan depremi olmuştu 2005 evet, yılında. Bu depremle ilgili yardım faaliyetlerine organize edilmesi noktasında bir dernek kurulması talebinde bulunmuş. Daha sonra genel başkanımız ve arkadaşlarımız, genel başkanımız Refah Partisi'nde milletvekilliği yapmış. Isparta'da Milli Gençlik Vakfı başkanlığı yapmış. Sizin de şahsen ve yakından tanıdığınız Sayın Mustafa Köylü Bey. Evet Mustafa Bey. Genel buradan da bizi izleme fırsatı varsa saygılar sunuyoruz kendisine. Genel başkanımızın başkanlığında bir heyetle bu çalışmalara devam etmişler. Tabii ilk zaman imkanlar mahdut olmasına rağmen... bu camia olarak yani hassasiyeti, belirli hassasiyeti olan camiaların bir araya gelmesi oluşmuş olduğu, oluşumlarda olmuş olduğu gibi hemen organizasyonlar yapalım. Pakistan'daki deprem felaketine bir an önce müdahale edilmiş ve ellerindeki imkanlar tamamen o tarafta, o bölgeye sevk edilmiş. Depremden sonra yine kalıcı eserler de bırakıldı Pakistan'da. Biz orada bir protest ortez merkezi kurduk. Evet. Yani ilk müdahalelerin ardından çünkü biz bölge olarak, Kocaeliler olarak Marmara depremini yaşayan, bizzat evet, yaşayan, bunun sıkıntısını çeken insanlarız. Çok iyi bilendiğimiz insanlarız, evet. Biz içerisinde olduğumuz için biliyoruz ama Türkiye'deki birçok hassas ve duyarlı vatandaşımız, güzel insanlar da bunun sıkıntısını çeken insanlar. Deprem anında belki birçok yardımlar geliyor ama depremden sonra gerek depremin yapmış olduğu travmatik etkileri azaltmak, gerek depremden kalma fiili ve fiziki eksiklikleri gidermek noktasında çok fazla organize olunamıyor. İşte kurum olarak biz bir protez ortez merkezi açtık. Hala faaliyetlerine devam ediyor. Onun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Bu çalışmalar devam ederken 2008 yılında yine derneğimiz yöneticilerinden ismini hatırlamıyorum. Genel başkanımız olabilir. Bir toplantıda çok hassas bir şekilde dile gelmişti. Biz milli eğitimdeki ilk öğretimde okuyan bütün öğrencilere tekerlekli sandalye dağıttık. 2008 yılında. Engelli olan çocuklarımız, fiziksel evet, engelli olan milli eğitimde organize bir şekilde yaptık onu. Beraber Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber icra ettik 2008 yılında. 1670 civarında tekerlekli sandalye dağıttık. Türkiye'deki ilk öğretimde okuyan ve engelinden dolayı, ihtiyaç sahibi olduğundan dolayı okula gidemeyen veya işte değişik vasıtalarla okula giden öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tekerlekli sandalye kampanyası yaptık. Bunun çıkışı noktasında da toplantıda dile gelmişti. Belki aşina olanlar veya izleyenler olabilir. Doğu'da yine böyle bir kış günü bir yaşlı teyze torununu çamaşır leğeninin içerisinde okula götürüyordu. Bu haberi belki hatırlar gibiyim. Yani birçok insan hatırlar. Ben hatırlıyorum. Evet.
Hatta bir tabir var, insan burnunun direği sızlar. Evet, evet. Aklımıza geldikçe hala şey yapıyoruz. Bu düşüncelerle yola çıkmış. Yani bizim çalışmalarımız, demin de sizin söylemiş olduğunuz gibi, çok fazla kamuoyuna çıkmıyoruz biz. Çalışmalarımızla ilgili çok fazla reklam çalışması yapmıyoruz. Çalışmalar kendi içerisinden beslenerek devam ediyor. İşte tekerlekli sandalyede belki biz çok cüzi bir bütçeyle başladık ama Türkiye'deki bütün ilköğretim okullarından, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bize gelen tekerlekli sandalye talebini karşılayacak bir bütçeye ulaştık. Onun haricinde bizim diğer çalışmalarımız oluyor. Bu yurt içindeki çalışmalarımız. İşte yurt içinde benim de hassas olduğum işte yangından evi zarar gören. Evet, oradan da bir şeyiniz var zaten. Onlara da yardımcı oluyoruz. Bunlar bu şekilde. Genel olarak çalışmalarımızı birkaç bölüme ayırabiliyoruz. İşte Türkiye içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar. Evet. Yurt dışında yapmış olduğumuz çalışmalar. Yurt dışındaki bölgesel çalışmalarımız da var. İşte bu ihtiyaç, yani biz yardımlaşma derneği olduğumuz için. Anladım. Yani ihtiyaca yönelik. Bu bütün alanlara girebiliyor musun sevgili Turan? Yani sağlığından işte eğitimine kadar. Cansu'yu bütün hepsine girebiliyor mu, yoksa sadece ilgilendiği tek bir alan mı var? Biz çalışmıyoruz. Mesela önce Pakistan'daki o protez merkeziyle alakalı. Evet. Mesela orada halen daha görevli arkadaşlarımız var ve siz yardımlara devam ediyorsunuz. Orada görevli arkadaşımız yok. O depremden sonra biz oradan buraya arkadaşları getirdik, 30 tane. Evet. Onlara burada Ankara'da genel merkezimizin misafirliğiyle onların eğitimini verdik. Yani o bölgenin insanını. Biz çalışmayı nasıl söyleyeyim? İthalat ve ihracat şeklinde dillendirme belki biraz şey olacak ama anlatılması noktasında bölgedeki problemi bölgedeki insanlarla çözmek. Çünkü bir çalışmaya bir noktada bir şey yaptığınız zaman o orada kalıyor. Kalıyor, yani evet. Siz gidiyorsunuz. Ben işte yurt dışına gidiyorum. Genel merkezimizin görevlendirmeleriyle. İşte gidiyorsunuz. O çalışmayı orada yaptığınız zaman o çalışma orada kalıyor. Biz daha ziyade çalışmaları yaparken arkası gelen, kendini getiren çalışmalar da olsun istiyoruz. Bununla ilgili yani her konuya bizim müdahil olmamız, her sıkıntıyı bizim gidermemiz diye bir şey söz konusu değil. Çünkü biz mahdut imkanlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani namütenahi imkanlarımız yok. Kadir Şinas milletimizin yani evladından, kendi özel zevkinden, ihtiyacı olan bir şeyden vazgeçiyor, onu bize gönderiyor. Biz burada aracılık yapıyoruz. Yani asıl işin sahibi, asıl bu işin mükafatının sahibi, bu noktada hassasiyet gösteren insanlarımız. Yani bizim bir ön plana çıkma gereğimiz yok zaten. Onların ön plana ya çıkması bu lazım. İşin, tabiri caizse bu işin, bu şeyin mekanizmanın dişlisi siz oluyorsunuz. Evet. Onlar zaten ne tabiri caizse hani benzetmenin ne kadar doğru, kaportanın içinde olduğu için, motorun içinde olduğu için o dişi zaten görünmez. Evet. O sadece mekanizmayı çalıştırır ve işin asıl ana damarı da odur. Hı hı. Şimdi oradaki arkadaşları alıyorsunuz, Türkiye'de eğitim veriyorsunuz. Tekrar bu protez, kendi, evet protez ortezle ilgili çalışmamız bu şekildeydi. Onun haricinde Gana'da bizim bir çiftlik projemiz vardı. Onu soracaktım. Şimdi başka hangi ülkelerde işte, neleriniz var? Ya bölgeye göre değişiyor. Mesela Uzak Doğu'da ayrı çalışmamız oluyor. Afrika'da ayrı çalışmamız oluyor. Bir de her çalışmayı her yerde çok rahat yapamıyorsunuz. Şimdi bu yardım kuruluşlarının en büyük sıkıntısı çalışma yapılacak bölgelerde ciddi manada sıkıntıların olması. Yani bu sıkıntı olarak sadece bir fakirlik olarak algılanmasın. Yani ekiplerimizin gerek Cansu'nun işte gerek bizim gibi birçok yardım kuruluşu var. Birçok yardım kuruluşu var. Birazdan oraya geleceğim evet. Ben de. Sen istersen devam et o sıkıntılara çünkü onlarla ilgili soracaklarım da var. Yani bu ihtiyaçları giderme noktasındaki sıkıntıları belki birçok şekilde atlatabiliriz ama güvenlik ciddi bir zafiyet. İşte evet. Gittiğimiz yerler yani çok rahat yerler değil. Yani bizim arkada biz çalışmamız gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Yani hiç kimse profesyonel olarak ilgilenmesi gereken arkadaşlar hariç temsilciliğim ben burada mesela. Diğer il temsilcilerimizde 22 tane temsilciliğimiz var. Evet. Türkiye genelinde hiçbirisi ücret almıyorlar bu çalışmaları karşılığında. Gönüllülük esasına göre yapılıyor.
Yani bu insanların ciddi manada gitmiş oldukları bölgede bir can güvenliği tehlikesi o çok önemli, oluyor. Tabii. Niye? Çünkü öbür taraflarda kimsenin yardıma ihtiyacı yok. Yani bir yerde can güvenliği varsa, can güvenliği problemse, orada mutlaka bir zulüm var. Zulüm yani. Vardır. Bir zulüm var. Zulüm vardır. Yani biz çalışmalarımızı Avrupa'ya yapmıyoruz. Evet. Amerika'ya işte Amerika'ya yapmıyoruz veya işte nasıl söyleyeyim? Hollanda'ya yapmıyorsun, Fransa'ya yani yapmıyorsun, İtalya'ya yapmıyorsun. Evet. Yapmıyoruz. Ha şöyle bir şey de var. Bakış açımızda şu yalnız. Eğer ciddi manada afet boyutunda bir şey gelirse başlara, işte bir deprem, bir sel felaketi, bu tür şeylerde ayrım yapmıyoruz. Yok zaten. Mazlumun dilini rengi olmaz zaten. Evet. Turancığım, istersen şuraya bir kısa bir ara verelim. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra bunu biraz daha detaylandıralım. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Bu tutmuş, bu çekiştirmiş, bu sürüklemiş, bu aşağılamış, bu vurmuş, bu yeter demiş. Yakınlarınızdan şiddet görüyorsanız hemen arayın. Keyifli molalar vereceğiniz ve hafta sonlarınızın güzel geçmesini sağlayacağınız Kara Aslan Camping Tesisleri. ...7 gün 24 saat profesyonel ekibiyle müşterilerini doğayla baş başa bırakıyor. 6 dönüm arazi üzerinde 500 kişilik restoran, 60 kişilik konaklama, çocuk oyun alanları, trekking, ATV safari, paintball, jeep safari, alışveriş alanları ve çok daha fazlası Kara Aslan Camping Tesislerinde. Kara Aslan Camping Tesisleri ise Yuvacık, İzmit'te. İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Gençlik değil, delilikti. Omzumdaki bu yükle nasıl devam edelim bilmiyorum. Ailesinin yüzüne bakamıyorum. Sadece 5 dakika. Hem kendi hayatımı, hem de başkalarının hayatını mahvettim. Hız yapmak marifet değil ki. Hep benim yüzümden diyorum. Hep benim yüzümden. Keşke hız yapmasaydım. Keşke demenek için hız sınırını aşmayın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta körfezin eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte.
can suyu olarak 2005 yılından beri kimsesiz, yetim, muhtaç ve mazlumlara can suyu olmaya devam ediyoruz. Ramazan'ın bereketini paylaşıyoruz. Her yıl Ramazan ayında Türkiye'nin 81 vilayetinde, dünyanın pek çok ülkesinde yüz binlerce muhtaca iftar sofraları kuruyor, gıda yardımları yapıyor, sıcak yemek dağıtıyoruz. Kurbanla kardeşliği götürüyoruz. Hayırseverlerin bize emanet ettiği kurbanlıkları her yıl 81 vilayette ve 3 kıtada 40'a yakın ülkede hayırseverlerimiz adına kesiyor ve gerçek muhtaçlara dağıtıyoruz. Kardeşlik engel tanımaz. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenlediğimiz Bir Engeli de Sen Kaldır, Bir Engelliyi de Sen Güldür kampanyası çerçevesinde ilk ve orta öğretimdeki 1615 ortopedik engelli öğrencimize tekerlekli sandalye hediye ettik. Su kuyuları, Afrika'nın hayat damarları. Susuzluk Afrika'nın en temel sorunlarından biri. Susuzluğa bağlı olarak Afrika'da kuraklık, açlık ve hastalıklar kol geziyor. Binlerce çocuk salgın hastalıklardan hayatını kaybediyor. Hayata geçirdiğimiz su kuyusu projesiyle Afrika'nın temiz suya hasret insanlarını suya kavuşturuyoruz. Filistin bizim canımız. Kurulduğumuz günden beri Filistin ve Gazze'nin yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle ambargo sırasında her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunduk. İlaçsızlıktan masum çocuk ve yaşlıların hayatını kaybettiği Gazze'deki hastanelere ihtiyaç duyulan ilaçları gönderdik. Afetzedelerin yanındayız. Pakistan, Endonezya ve Van'daki depremlerde, Lübnan'daki savaşta, Sumatra'daki tsunami'de, Çankırı'daki yangında, Ordu, Batman, İstanbul, Pakistan ve Filipinler'deki sel felaketlerinde, afetzede, mağdur, mazlum ve yetimlerin imdadına koştuk ve koşmaya devam ediyoruz. Kalıcı eserler bırakıyoruz. Gazze'de inşa ettirdiğimiz 600 kişilik yetim merkezimiz sadece bizim için değil, ülkemiz için de bir gurur kaynağı. Pakistan'da bir cami ve bir okul inşa ettirdik. Depremzedeler için protez, ortez ve rehabilitasyon merkezi açtık. Kosova'da kız öğrenci yurdu için bir binayı alıp vakfa bağışladık. Azerbaycan'da bulunan Çeçen mülteci ailelerin çocuklarını sünnet ettirdik. Türkiye'de yoksulluk içinde yaşayan ya da çeşitli nedenlerle evlerini kaybeden ailelerin sıcak bir yuvaya kavuşmasına yardımcı oluyoruz. Yetimlere sahip çıkıyoruz. Gazze'de hizmete açtığımız yetim merkezimiz haricinde hayata geçirdiğimiz yetim ve kardeş aile projelerimizle boynu bükük binlerce yetime sponsorluk yöntemiyle sahip çıkıyoruz. Bizim öykümüz işte böyle. Bu öykünün bir parçası olmak, sen de bu güzellikleri yaşamak istemez misin? Paylaşmanın hazzı anlatılmaz, yaşanır. Paylaş ki onların da yüzü gülsün. Hanelerine mutluluk, beldelerine huzur gelsin. Paylaş ki onun bereketiyle insanlığa saadet gelsin. Can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır. Evet sevgili seyircilerimiz, Mazden İstikbale programımızın bugünkü konu sevgili Turhan Özkalas, Can Suyu Derneği Kocaeli temsilcisi. Programımızın birinci bölümünde Can Suyu ile kısa bir kuruluş hikayesini dinledik. Ama şimdi tam böyle yurt dışına çıkınca güvenlik meselelerine gelmiştik. Bu arada zaten size görüntülerden izlediniz. Can Suyu'nun hakikaten zor şartlarda nerelere kadar uzandığını tahmin ediyorum. Oturduğu yerde zaten tahmin etme şansınız var.
Sevgili Turan, gittiğimiz bölgelerdeki güvenlikten açmışım ve güvenlik yoksa zaten orada hakikaten ciddi sıkıntı var. Bir de ben şöyle bir cümle kullanayım, ondan sonra istersen sen devam et. Evet. Şimdi zulüm arttı, ihtiyaç sahipleri de arttı. Evet. Dolayısıyla mesela işte birçoğunuz yetimlere ciddi anlamda, sizin gibi diğer kuruluşlarda özellikle yetimlere, mağdurlara ciddi anlamda yardımlar götürüyorsunuz. Bu gittiğiniz yerdeki güvenliğin dışında başka veya da güvenlikten başlayalım tekrar. Ne tür sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Yani mesela bölgesine göre değişiyor. Mesela Myanmar'a gittiğiniz zaman can güvenliğiniz yok. Çünkü oradaki insanların yani oranın vatandaşı, vatandaş olarak kabul etmiyorlar zaten. Orada öyle yardım bir şey ettiğiniz var. İnsanları yardım ettiğimiz insanları vatandaş olarak kabul etmiyorlar. Evet. Onların can güvenliği yok. Yani siz her ne kadar işte üzerinizde armanız olsa, şeyiniz de olsa bazı tacizlere maruz kalıyorsunuz oradaki resmi görevliler tarafından. Yani uluslararası dokunulmazlığınız yok öyle mu? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, öyle değil mi? Şey. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Yardıma ihtiyacı olan bölgelerde, yardıma ihtiyacı olan yani ekstrem bölgelerde zaten uluslararası hukuk, evrensel insan hakları, zaten olsa, o evrensel orada, ahlak kuralları de böyle bir şey söz konusu değil. Yani can güvenliğini bir şekilde aşıyorsunuz. İşte şimdi yani bir yerde bir A gücü size karşı can güvenliğini tehdit ediyorsa bir B gücü oluşturup ona göre can güvenliğini sağlıyorsunuz. Sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama yani biz kendi açımızdan böyle, ama oradaki insanları yine o şekilde bırakıyorsunuz. Mesela Afrika'da daha değişik sıkıntılarla da karşılaşıyoruz. Mesela orada yerleşik bir diplomasi yok. Mesela bir bölgeye gidiyorsunuz, o bölgenin bazı işte emirlikler şeklinde, evet, yani kabile, yani kabile belki yanlış anlaşılabilir seyirciler tarafından, ama emirlikler şeklinde, yani muhafaza şeklinde, evet, oluyor. Eğer iyi ve hakkaniyetli bir insansa size yardımcı oluyor, değilse o bölgede çalışmanıza izin vermiyor. Bir de şey var, yani Afrika'da beyaz olmak çok rezervli bir duruşu oluyor. Ben mesela Somali'ye gitmiştim. 15 gün kaldım Somali'de. İşte beyaz olduğumuz için bize karşı bir rezerv var. Yani Somali'de ben şeyi gördüm. Yani oradaki yokluğu, beyazlığı niçin böyle yapıyorlar? Ben siz hayatınızda hiç oyuncaktan korkan çocuk gördünüz mü? Yani çocuk oyuncaktan anlayamıyor insan. Ya çocuk oyuncaktan korkuyor. Korkuyor değil mi? Çocuk şey yani görmediği için. Yani şeyde Sağlık Bakanlığı'nda görevli bir doktor hanımın çocuğu kendi oyuncaklarını oraya göreve gittiği için göndermiş. Güvenlik gerekçesiyle onlar dışarı çıkamıyorlar. Çadır kentte koruma altındalar. Biz tabii güvenliğimizi sağlıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. O hanım doktor arkadaşımız vermişti ona oyuncakları. İşte o fotoğrafları da çekmiştik. Yani çocuklara gösteriyorsun böyle oyuncakları, çocuk başka bir şey zannediyor, onu korkuyor, almak istemiyor, size karşı rezerv, korkuyor yani bir anlatamıyorsunuz böyle bir şeyi. Ailesi yani tarafından beyazlara dikkat anlamında bir telkin yani mi almıştır? Belki orada şey var, şifreler var. Mesela namaz kılmaya başladığınız zaman şifre çözülüyor. Bu bir şey yani, bu şey de ama Müslüman toplumlarda. Yani Somali'de bunu ama yardım ettiğiniz Hristiyan topluluklar da var tabii. Veya bir başka Budist mesela Uzak Doğu'ya işte, falan gidiyorsunuz. Evet. Şartlı yardımlar hariçte genel bağışlar olarak gelen yardımlarda biz şey gözetmiyoruz. Din ırk görüntü. Evet. Bizim şartlı bağışlarımız da var. Yani bize şartlı olarak bağışta bulunan bağışçılarımız da var. Bunlar Müslüman mağdurlara gidecek. Veya işte, o anlamda bu yok. O da var. Mesela onun isimleri işte zekat diyor. Benim diyor bu zekatım. Zekatı hak edene işte veya, öyle bir kural da var. Bu benim fitremdir diyor. Evet. Fitreyi işte vakti zamanında yani namazdan önce tabii teslim etmek zorundasın. Şartları var yani, herkese veremezsiniz. Veya işte benim işte kurban çalışması yapıyoruz. Benim kurbanım diyor illa şurada kesilsin diyor mesela. İşte orası sıkıntılı bölgesi, almıyoruz biz onun kurbanını. Kesemeyeceğiz. Vebale girmemek için. Mesela şimdiki başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Myanmar'a bir programı olmuştu ve ciddi Türkiye'de bir kamuoyu oluşmuştu. O dönem içerisinde de o bölge ciddi bir kurban akışı olmuştu. Evet. Biz 10 gün kala kurbanları kestik. Alımı kestik yani kurum olarak. Niye? Çünkü orada bizim anlaşma yapmış olduğumuz 10.000 hisselik bir çalışma kapasitemiz vardı. Yani
Şimdi işte bu çalışmalar orada mezbahada falan yapmıyoruz. Yani böyle makinelerimiz falan. Yok, tabii. Yani tabii. İnsan işte onları hissediyor işte. Yani işte 3-4 bin hayvan yapar diyor mesela. Yani. Niye kesilemiyor işte bu kadar bölgede? Yani orada yedek ekiplerle çalışma yapıyorsunuz. Yani başka bir ekip, duran, bir ekip, başka türlü. Bir ekip gözaltına alındığı zaman çalışmayı da ikinci ekiple devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle sıkıntılar olmuş oluyor. Şimdi şeyine dönersek, yani yardımlar bu noktada şey yapmıyoruz. Şartlı yardımlar haricinde herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Afrika'da genellikle su, temiz su ihtiyacı. Kuyu projesi mi? Kuyu projesi. Birkaç diğer şeylerden de biliyorum. Mesela Burkina Faso'da, fil dişinde. Evet. Bu tür çalışmaların olduğunu var. Biliyorum. İşte, evet. Somali'de var. Evet. Gana'da var. Etiyopya'da var. Kamerun'da var, Çad'da var, evet. Burkina Faso'da var. Bunu ya ismini duymadığımız birçok yeri duymuş oluyoruz. Yani, zaten Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde biz ismini bilmediğimiz, haritada yerini bilmediğimiz birçok ülkeyi ve orada gerçekten mağdur insanların, Müslümanların olduğunu öğreniyoruz. Evet. Yani burada yardımlarınız dışında bir de bizi de böyle bir bilgi sahibi ediyorsunuz. Allah razı olsun sizden. İnşallah. Bir kuyu mesela, ben kuyu örnek alayım. Yani burada zaten şimdi Cansu'nun yapmış olduğu yardımları sıralasak program süresi şimdi yetmeyecek ona. O zaman istersen o rapora bir gir. Ben hiç kuyuya girmeyeyim o zaman. Kuyu bazı şeyler... Yani kuyunun detayını isteyecektim. Yani evet. Programa gelmeden önce arkadaşlar hazırlık yaptılar. 2015 yılı bu. 2015'inde yapılan çalışmaların raporları. Özeti sadece evet. Bu özeti. Yani 10 yıllık çalışma şeyi var. Tabii. Ya bunlar kendi içerisinde yorularak devam ediyor. Şimdi bizim su kuyusu çalışmalarımız ağırlık olarak Afrika bölgesinde devam ediyor. İşte onun da belli zaman dilimleri var. Mesela su kuyusunu biz her mevsimde açmıyoruz. Mesela bizde 4 mevsim var ama Afrika'da 4 mevsim yok. Orada yağmur ve yağmursuz mevsimler var. Genellikle su kuyusunu yağmursuz mevsimlerde açmayı tercih ediyoruz. Onun için işte 2-3 ay veya 4 ay gibi bir süreyi almış olabiliyor. Çünkü yağmurlu zamanda su kuyusunu açtığınız zaman yüzeye yakın oluyor. Yüzey suları yüzeye yakın oluyor ve kısa bir mesafede suyu buluyorsunuz. Ama o kuyunun ömrü çok fazla uzun olmuyor. Onu soracaktım. Yani o kısa mesafede olanı evet. Çok fazla uzun olmuyor ve toprak üzeri kirliliği çok çabuk barındırabiliyor. Onun için biz yaz yani yağmursuz mevsim olarak adlandırdığımız dönemlerde kuyu açıyoruz. Daha derin kuyu açıyoruz. Hem toprak üstünden kirlenmesi daha az oluyor. Daha az oluyor. Evet. Hem de kuyunun ömrü daha fazla olmuş oluyor. Şu ana kadar işte 2015 yılı itibariyle 2500 civarında su kuyusu açıldı. Çok güzel bir rakam. Evet. Evet, çok güzel bir rakam. 2500 civarında su kuyusu açıldı. Bunların ülkelere göre değişik değişik yerleri var. Bunları işte. Turancığım köy meydanlarında falan mı açıyorsunuz? Ya da o yerleri nasıl belirliyorsun? Kuyu şimdi, açılacak yerleri. Kuyu açılacak yaşam yerleri. Bölgelerinde mi bunlar? Onunla ilgili şunu söyleyeyim. Biz bütün çalışmalarımızı çalışma yapmış olduğumuz ülkedeki partner kuruluşlarla beraber yapıyoruz. Evet. Yani orayı, o bölgeyi bilen, işte o bölgede daha önce çalışmalar yapmış, makul ve makbul referansları olan kuruluşlarla yapıyoruz. Afrika'da bu noktada ciddi sıkıntılar var. Yani doğru kurumu bulmanız, doğru partner kuruluşu bulmanız bazen zaman alabiliyor. Onlar çalışma yapıyorlar. Şimdi orada zenginler ciddi yalnız şunu söyleyeyim. Afrika'daki en zenginden zenginiz biz. Yani böyle toprak zenginden evet, falan evet. Filan. Öyle evet. Normal işte Afrikalı zengin olarak tabir edilen insanlarla çok çok zenginiz biz. Yani bu halimizde. Onlar evler iki bölümlü. Bir ön bahçe bölümleri var. Bir de dar bir alandan girilen güvenlikli arka evet. Kendilerine ait olan bahçe bölümlerine suyu açıyorlar ve müsaade ediyorlar. İşte şu kadar kişi bu kuyudan su alabilir diye. Evet. Bizler çalışmalarımızı okul, cami, sağlık ocağı veya işte o bölgede ortak kullanım olarak kullanılan bir alanda açıyoruz evet. Orayı. Ve kuyuların her çalışmaya gidildiği zamanla, gerek Ramazan'da, gerek kurbanlı, gerek sair zamanlarda kontrolünü de yapıyoruz. Su kurumuş mu? Ne durumda? Evet. Bu kuyu üzerinde birisi
hak talep ederek etrafını çevirip bu tür şeylerle onun için yani kuyu açıp bırakmak olmuyor. Onun takibini yapmak da gerekiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren de bu su kuyularına GPS yerleştireceğiz. Hem faaliyetinin devam edip etmediğini aslında bilgi almak için hem de bağışçılar her bağışçıyı su kuyusu veren her bağışçıyı bölgesine gidip kuyu açtırmakken dua ettirme imkanımız olmuyor. O internet üzerinden girecek. Vermiş olduğumuz GPS koordinatlarıyla hangi bölgede, Afrika'nın neresinde veya işte uzak doğuda nerede kuyu açıldı onu görmüş olacak. Onu sağlamış olacak. Turancığım bir kuyunun maliyeti yaklaşık ne kadar? Şimdi tahmin. Bölgeden bölgeye değişiyor. Ama standart olarak 3500 dolarla 5000 dolar arasında ülkeden ülkeye. Biz yani, iki tane fiyat uygulaması yapıyoruz. 3500 dolar ve 5000 dolar üzerinden. Ülkedeki işte malzeme durumu, ülkedeki dövizin durumuna göre bu fiyatlar bu şekilde değişiyor. Ama 3500 dolarla ya 3500 dolarlık bölgelerimiz var. Ortalama 4000 dolar civarında aşağı yukarı. Yok 4000 dolar okuyayım. Ya 3500 dolar açıyoruz ya 5000 dolar açıyoruz. Evet. Yani neden ya? Mesela Somali'de 5000 dolar açıyoruz. Onun sebebi ne? Somali'de malzeme kıtlığı var. Tamam. Su daha derinde. Yani bu şey var. Mesela işte Gana'da 3500 dolar açıyoruz. Orada daha rahat. Orada tabii daha rahat. Malzeme bulma şansınız. Tabii yani ticari mal giriş çıkışı daha şey. Bu tür özellikleri var. Ama Somali öyle değil. Yani Somali'ye ben 15 gün kaldım. Cumhurbaşkanlığı sarayı dahil. Cumhurbaşkanlığı sarayına gitmiştik. Mermi değmemiş bina yok. En yeni bina 15 yıllık. Ama hepsi mermiden nasibini almış. Tabii. En yeni bina 15 yıllık. Cumhurbaşkanlığı sarayı dahil mermi değmemiş bina yok. Somali'de. Mogadishu'da başkentte. Diğer sahil bölgelere zaten onlar çıkamıyorsunuz. Zaten, evet. Yani çıkmıyor. Şimdi bu tarafı tabii bir başka programda başlı başına eninde boyuna alınacak emperyalizmin, yani, kapitalizmin şöyle bir geçerken uğradığı yerleri yani, konuşmak lazım. Tabii ki. Yani ben şunu görüyorum. Mesela böyle bir şey olabilir. Yetim çalışmaları, su kuyusu çalışmaları, işte Ramazan çalışmaları, kurban çalışmaları, diğer sahil çalışmalar. Bu noktada birçok gerek yerelde, gerekse Türkiye genelinde birçok kurumumuz çalışmalar yapıyorlar. Belki sadece yetim çalışmasını bir kurumumuz anlasın. Su kuyusu çalışmasını bir kurumumuz anlasın. Yani bu tür programların devamında. Evet. Bu hem bağışçıların doğru bilgilendirilmesi noktasında bir yol açar, çok bir iyi kanal olur, açar. Evet. Hem de bir otokontrol sağlar. Belki de eksik olan bir koordinasyon veya işte bilgilendirme noktasında bir eksikliği de aslında takip onu da soracaktım. Yani siz mesela şimdi diyelim ki işte Burkina Faso'ya gittiniz. Evet. Bir bakıyorum bir başka hayır kurumu da Burkina Faso'da. Evet. Bir başka hayır kurumu da Burkina Faso'da. Hepiniz birden oraya gittiğiniz zaman bu sefer diğer taraftaki ihtiyaçlar boşta kalıyor mu? Oralara kimse gitmiyor herhalde. Bunun mu koordinasyonu? Ben böyle algıladım ama. Yok, o şekilde değil. Değil mi? O zaten organize ediliyor. Yani herkesin çalışma alanları hemen hemen aynı. Aynı yani tabii. Yoğunluk Ramazan ve Kurban'da oluyor. Şöyle bir şey var. Bir afet durumlarında, olağanüstü evet. durumlarda, ekstrem durumlarda oluyor yoğunluk. Bu mesela işte Somali'deyken Tika bu noktada bize yardımcı olmuştu. Evet. Onlar için uluslararası bazı üst kuruluşlar da var. Onlara da irtibata geçiyorsunuz. Çünkü sıkıntılı bölgelerde herkese temas edebiliyorsunuz. Mutlaka onlarla irtibata geçmeli. Şu var. Mesela Türkiye'de işte belli başlı 5-6 tane bizim gibi büyük yardım kuruluşu var. Ben bunun sayının daha fazla olmasını istiyorum. Mesela Kocaeli'mizde yerel bir iki derneğimiz var. İşte bir Ay Işığımız var. Evet. Mesela ben Ay Işığımızı bizim 10 yılda gelmiş olduğumuz noktaya gelmiş olmasını istiyorum. Kocaeli olarak yani yerel bir dernek bir ulusal derneğe kadar büyüsün istiyorum. Bunun sebebi şu. 2013-2014 yılı içerisinde Birleşmiş Milletler verilerine göre sosyal yardımlar noktasında, uluslararası sosyal yardımlar noktasında sivil toplum örgütleri tarafından yapılan yardımlarda Türkiye birinci. Böyle bir yani, hassasiyetimiz var. Evet. Tabii var yani. Burada işte Can Suyu Derneği, kimse yok mu? İHA, Deniz Feneri, Verenel Derneği, birçok bir şey evet
Birçok derneğin katkısı var. Onun haricinde işte Diyanet'in de var. Diğer sivil toplum kuruluşları da var. İşte mesela Muradiye'nin var diye biliyorum. İşte evet. Hayat Vakfı var diye biliyorum. Hüdayi Vakfı var diye biliyorum. Bunlar hep o taraflara çalışan belki kurumlar. Belki bunlar bir kısmı lokal kalmış oluyor. Sadece Ramazanlık ve kurbanlık çalışma yapmış oluyorlar ama birçoğu ekstrem durumda, bir afet durumunda bütün insanımız nasıl teyakkuza geçiyor, kurumlarımız da öyle teyakkuza geçiyor. Ben yani yerel derneklerin bu noktada daha kuvvetli olmasını istiyorum. Çünkü Nijerya'ya gittiğimde dünyanın en büyük kiliselerinden bir tanesi Nijerya'da. Evet. O bölgelerde bir kilise yapıyorlar ve misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar. Bir kasaba karşılıyor. Yani bir kasabadaki kilise karşılıyor bunu. Avrupa'da bir kasaba veya Avrupa'daki bir şehri kilisesi organize ediyor. Oranın bütün finansmanını oradan işte Nijerya'daki bir bölgeye kilise yaptırıyor ve oraya gidecek personelini, işte görevlisini, her şeyini onlar. Yani bütün ülkeden değil, bir bölgeden çıkıyor. Yani bunu çok iyi şey yapmamız lazım. Ama bunun da yeni bir otokontrollü olması lazım. Çünkü bu işler çok suistimale açık konular. Şöyle bir anımı anlatayım. Yani Afrika'daki insanların durumu nasıl? Niçin? Zaten onunla ilgili istersen bir şey daha sorayım. Onunla bağlantılı olarak onu anlat. Yani bu da en çok karşılaştığımız şeylerden biri ama ben az önce bu senin söylediğin bu bir otokontrolün olması noktasında bunu artık herhalde siz genel merkezler düzeyinde herhalde bir toplantıda buna bir karar verirsin diye tahmin ediyorum. Bu yereli aşar genelin vereceği bir karar bu. Çalışmaların şekli şemaline göre bir düzen yaparlar. Sevgili Turan, şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz zaman zaman. İşte ben seni tanıyorum, Cansu'yla olan gayretini biliyorum. Senden aldığımı yardım etmek seni veya yardım etmeleri gerektiği noktasını anlattığım zaman kardeşim orada ne işiniz var diyor. Türkiye hallettiniz mi siz? Şimdi senin anlatacağın anınla beraber bunu da ilave edersen. Türkiye'deki bizim çalışmamız yani şöyle söyleyeyim algıyla alakalı. Türkiye'de ciddi çalışmalarımız var. Evet. Bütçemizin büyük bir çoğunluğu Türkiye'ye harcıyoruz. Sadece dönemsel olarak yurt dışı çalışmaları medyada daha fazla gündeme geliyor. İnsanların algısı o noktada. Yoksa biz diyelim ki bize yani verilen bağışların hepsini yurt dışına alıp götürüyor böyle bir şey yok. Yok öyle yok. Öyle bir şey. Evet. Ki şu anda Türkiye'deki birçok insanımızın ciddi manada yardıma ihtiyacı var. Yani öyle olaylarla karşılaşıyoruz. Ben ilk mesleğe başladığımda itfaiyeciler böyle ilk olayımı unutmuyorum. Ama binlerce kazaya gittik, yangına gittik ama ilk olayımı unutmuyorum. Ama bu çalışmalar öyle değil. Bazı şeylerle karşılaşıyorsunuz, bir hafta 10 gün kendinize gelemiyorsunuz. Evet. Yani o tür şeylerle bunlar bizim ülkemizde oluyor. Yaşadığımız şey İzmit'te oluyor, Derince'de oluyor, Gebze'de oluyor. Yani Kartepe'de oluyor. Gidiyorsunuz, görüyorsunuz, ailenin haline bakıyorsunuz. Söyleyecek bir şeyiniz olmuyor. Yani bir değişik bir formata giriyorsunuz. Nasıl böyle bir şey olabilir şeklinde. Ama onlar yine bir hayat mücadelesi verip yaşıyorlar. Evet. Şeyi söyleyeceğim. Niçin Afrika gündeme geliyor? Nijerya'ya gitmiştim. Hasan Bey'i bilirsiniz. Hasan Bitmez. Evet. Bey'le beraber gitmiştik. Benim 3 tane çocuğum var. 2 tanesi kız. Onlar Allah bağışlasın. Kızlar evet. Ufaktı. Biri anaokuluna gidiyordu. Biri ondan daha ufaktı. İşte oraya gittik. Fotoğraflar çektirdik. Geldim ben işte Türkiye'ye döndükten sonra işte çocuklar bakıyor baba nereye gittin? Ne yaptınız? İşte ne ettiniz falan. Kızımın bir lafı var. Onu unutmuyorum. Toplu fotoğraflarımız var orada yapmış olduğumuz evet. Çalışmalarla ilgili. Anaokula giden bir çocuğun tespiti. Baba dedi ya o fotoğraflarda en şişman Hasan amcayla ikinizsiniz dedi. Ya bu bir çocuğun gözünden sizin çekmiş olduğunuz bir fotoğrafın algısı. Yani niçin Afrika'ya yardım ediyorsunuz? Evet. Afrika olarak algılamayın. Yani anladım. Bir ihtiyaç var yani. Ya küçük ya anaokuluna gidiyordu ya hala unutamıyorum bakın şimdi çocuklar evet. Liseye gidiyor. Kocaman oldular evet. Liseye evet. Gidiyorlar. Baba dedi ya Hasan amcayla en şişman ikinizsiniz dedi ya. Hadi Hasan'ı biraz anlarım Hasan Bey'i de. Ben de sevgili Hasan Bitmez'e selamlarımı iletirim ama seni çok anlayamam bu noktada ama dediğin gibi bir çocuk evet. Dedi.
Sevgili Turan, programımızın sonuna doğru yavaş yavaş geldik. Ben şu an sevgili seyircilerimize Cansu ile ilgili ne yapmaları gerektiğini, nasıl size ulaşmaları gerektiğini anlatıp toparlayabilirsek izninle programı da kapatacağız. Şimdi bizim kurum olarak çok fazla bir yayılma şeyimiz yok. Zaten evet. Bunu biliyorsunuz. Evet. Biz genelde insanlarımızın, hayırsever insanlarımızın yapmak istedikleri hayırı kendi yakınları içerisinde yapsınlar istiyoruz. Önce kendi yakınlarından başlayalım. Tabii yani, evet. Yani kim olursa olsun, ben olayım, siz olun, işte bu yayında ve yapımda olan arkadaşlarımız olsun. Evinin iki sokak ötesinden üçüncü sokağa geçemezler. Yani birinci sokakta belki bulamazlar ama ikinci sokakta mutlaka bir ihtiyaç sahibi bir komşularına rastlarlar. Evet. Bizim kurum olarak şeyimiz o. Onun haricinde biz bize verilenleri en iyi şekilde aracı olarak en sağlıklı şekilde, en hakkaniyetli şekilde yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızda zaten gerek görsel olarak, gerekse işte sesli ve görüntülü kayıt olarak çalışmalarımızı kayıt altına alıyoruz. Evet. Gerek Ramazan çalışmamız, gerekse bizzat da kurban çalışmalarımızda bunu göz önünde bulunduruyoruz. İnternet ortamına açık hale getiriyoruz. İsteyen kendi bize bağışlamış olduğu bağışı gerek aynı olsun, gerek nakdi olsun, gerekse işte şartlı bağışları nerede, hangi şartlarda ve ne şekilde yerine ulaşmış onu görebiliyor. Bu güveni sağlamak lazım ve bunun içinde bütün gerek seyircilerimizden gerek bağışlarımızdan bizler için dua etmesin. En önemli bir şey dua. Yani belki bir insanın cebinde parası olmayabilir ve imkanı olmayabilir. Ama insanların birbirine hüsnü niyetle dua etmeleri lazım. Evet. Yani, dua en büyük silahtır. Turancığım, biliyorum vakit yetmedi Cansu'nun adına ama inşallah ne yaparız? Hiçbir konuya giremedim. Allah'tan hiçbir şey ama zannediyorum sevgili seyircilerimde Cansu'nun adından özünü aldık diye tahmin ama inşallah böyle yine bir yurt dışına çıkacağınız yakın bir tarihlerde program öncesine belki yine canlı yayın alıp sizi televizyonumuzdan da uğurlamış olabiliriz. O da olur. Ben sadece şeyle yani, şeyde kalmasın. Programımızın başında Pakistan'daki Ortez Ortez Merkezi ile ilgili olarak işte o bölgenin insanına ne yapabiliriz? Yardım yapıp bırakıp gelmemek noktası. Afrika'da canlı hayvan projemiz var bizim. Şu her aileye iki keçi. İki keçi. Evet. Ya onu duydum bu, ben. Evet. Bu başlı başına. O çok güzel. Hatta bir ailenin de sürüsü olduğunu da duydum. Sizin bu derneği yardımdan sonra. İki batın doğumu evet. Yapıyor. Bu böyle bir özelliği var. Kesmeleri yasak. Yani yavrusunu kesebiliyor. Ama bizim teslim ettiklerimizi et olarak tüketemiyor. Ya çoğaltacak veya sütünden istifade edecek. Bakın Afrika'da iki tane keçi bir ailenin hayatını kurtarıyor. Evet. Ya bu işte maksadımızı bu şekilde. Bunu ilk duyduğumda çok hoşuma gitmişti ve çok ileriye dönük bir proje olarak da takdire şayan bir proje. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Amin. İlk duamız bizden olsun sevgili Amin. Turan. Amin. Bu arada ben de şunu size belirteyim. TV 262 ve televizyon ve Haber 262 gazetemiz Cansu Derneğimizin her zaman yanındadır. Ne zaman bize düşen bir şey varsa bir haber vermeniz yeterli. Ben gerek şahsınızın, gerek içeride görüşmüş olduğumuz yapımda ve yayında emeği olan bütün arkadaşlarımızın, gerekse birilerinin medya olarak adlandırdığı ama ciddi manada insandan oluşan her türlü oluşumun, her türlü hareketin, her türlü yapının insani hareketlerden bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Her zaman gerek televizyonlar, gerek gazeteler, gerek radyolar ve oradan insandan oluştuğu için iyi yapılan bir şey hiçbir zaman geri durmuyor. Eyvallah. Bizden evet. Daha fazla sahip çıkıyorlar. Ben de bu vesileyle gerek şahsıma göstermiş olduğunuz teveccühten, gerekse kurumumuza göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı şahsınızda, yönetici arkadaşlarınıza ve bütün çalışan arkadaşlarınıza
Yani şey tabii yayında ve yapımda geçen herkese diyorsunuz. Bütün arkadaşlarıma ve çok saygıdeğer halkımıza şükranlarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sevgili Turan. Bize vakit ayırdın geldi ama inşallah sevgili Genel Başkanımız Mustafa Köylü Beyefendi de bir gün Kocaeli'ye uğrarsa stüdyolarımızda onu da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. İnşallah. Evet sevgili seyircilerimiz, bugün biraz da vaktimizi açtık ama evet konu gerçekten çok hassas bir konu. Can Suyu Derneği'nin dünya genelinde ve Türkiye'de neler yaptığını aktarmaya çalıştık. Elbette ki 40 dakikalık program buna yetmeyecektir. Ama sevgili Turan Başkanımızı dinlediniz. Artık hiçbir şey yapamayan mutlaka dua etsin diyorum. Çünkü onların gerçekten gittiği yerlerde ciddi anlamda duaya ihtiyaçları var. Evet, programımızın sonundayız. Her zamanki sloganımızda ailece keşfet et lokantasına gidiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Oradan 60 evler harikalar sahiline gidip Sayberne kafede kahvemizi içiyoruz. Kahvemizi içerken de Divan Yolu dergimizi büyük bir keyifle okuyoruz. Esen kalın efendim, tekrar görüşmek üzere. Keşfet'in katkılarıyla Mazide'nin istikbali programı sona erdi.